Intel projede olduğu gibi bir yapıya başlarken orada bir imar durumu oluyor, yapılaşma koşulları oluyor. Biz bütün bu yapılaşma koşullarını da, oradaki kuralları da üst üste koyarak beraberinde bu doğayla olan uyumu, dengeyi ve yaşam alanını yaratmaya çalışıyoruz. First of all, preserve the nature. We are in the middle of nature. It's forest around us. And you don't feel that the complex, let's say, raped the environment. In contra, it's part of the environment. Biz de burada Notos'ta bütün ağaçları koruyarak, kaya topluluklarını koruyarak, kazdığımız, hafriyat yaptığımız kaya parçalarını duvarlarda kullanarak buna dikkat ettiğimizi düşünüyoruz. Proje sürecimize aslında doğayla birlikte var olmayı ve bu aslında doğal güzelliklerin hepsini tasarladığımız bütün iç ve dış mekanlarda maksimum hissedebilmeyi merkeze koyduk. When you go inside, it's not a big house, it's a normal house, but it feels big. I think because of the windows and the high ceiling, the whole section's been made in a way that it feels that you are in a bigger space than what it is. Biz bu projeye başladığımız zaman da Fethiye bölgesinde olan mübadele sonucu terk edilmiş Kaya Köyü'nün izlerini aslında etüt etmiştik. Biraz bu yerleştirirken de tabii ki manzara yönlenme dışında da kendinden oluşmuş dokuyu bir şekilde uygulamaya çalıştık. O yerinde bitmiş halde de oldukça kendini hissettirtiyor. Sürece bilfiil arazinin içinde tek tek villaların manzara noktalarını belirleyerek başladık. Sonra da aslında villa özelinden de çıktık. Böyle iç mekan ve dış mekanda her şeyi ilmek ilmek işleyerek bütün projede ilerledik. Aynı binayı yapıyorsak bile bunları arazide kullanacağımız yere göre artiküle edebilelim, mahsallandıralım. Kimi yerde düşük kotta, kimi yerde yüksek kotta olsun, açıları değişsin. Aynı bina 3 kere tekrar etse bile hiçbir zaman birbirinin 1/1 aynısı olmasın. Bu da bence Notos'u böyle birbirini tekrar eden bir yazlık site projesi değil de her villayı kendine özgü hale getirdi. Herkes burada birbirinin tekrarı olan şeyleri bekliyordu. Bizden nasıl bir şey yaratacağımıza ilgili çok büyük ilgi ve tepki vardı hatta. Ama çıkan sonuçla ilgili çok şaşırdı genel olarak insanlar ve çok olumlu tepki alıyoruz. Şimdi binaların tabii kütlelerini oluştururken de iki ayrı tipi, iki ayrı kütleyle biçimledik. Bunlardan bir tanesi sabit duran bir kütlenin üzerine açısı sürekli değişen ve ikinci bir üçgen çatılı bir yapı. Bu üçgen çatılı yapı arazide bulunduğu duruma göre ve manzara göre değişiyor. Aşağısı ile ilişkisi. Aşağısı ise brüt beton bir kütle, iç mekanda bu malzemeyi hissediyorsunuz ama binanın köşelerinde kolon yok ve bina köşelerinden açılan ve kaybolan pencerelerle tamamen dış mekanla iç mekanı bir araya getiriyor. Sonuçta bütün bu yapılan yapılar aslında insanların yaşaması için gerçekleştiriliyor ve doğayla insanın uyum içinde yaşaması gerekiyor. Ben ailemle birlikte çok keyif alarak Notos'ta bulunuyorum bu arada. Bir taraftan böyle komşularla, insanlarla konuşmaya çalışıyorum. Evet, çok doğru yerde, doğru noktalara dokunmuşuz. It's a very inspiring place. Every color is being taken from nature.
So for example, the gray here is coming from the gray stones. Also, there is some green elements. So yes, there is a lot of green around you. So it feels like every color it's been chosen from the nature. Daha önce Ergünoğlu Çalışlar'la çalışma ve danışmanlık alma fırsatım olmuştu. Zaten tek tercihim onlardı, direkt onlara gittim. Çalışması keyifli, bilgiye ve tecrübeye de saygı duyan, kendi bilgileri de çok yüksek olan bir ekip. Memnunum.